Bir Sektörel Vizyon programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere İstanbul, Başakşehir'den sesleneceğiz. Poligon 34'teyiz. Biraz atış yapalım, stres atalım dedik sevgili izleyenler. Sektörel Vizyon programı başlıyor. Hayırlı işler, merhabalar. Şu an yeni hedef takıyoruz. Evet. Başakşehir Atış Poligonu, Poligon 34. İstanbul'da. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Türkiye'nin en yeni atış poligonu. Başakşehir'e de böyle bir eksiklik vardı. İstanbul'da böyle bir eksiklik vardı. Türkiye'mizde var bu eksiklik. Evet. Yani doğru düz 30'a yakın mı nedir? Yani böyle bir kültürümüz yok Mehmet Bey. Evet. Av TV bu kültürün gelişmesi adına bir hakkın hizmetini yapacak, onu söyleyelim. Evet, teşekkür ederiz o konuda. Şimdi halkımızın bilinçlenmesi adına atış, temel atış eğitimi veriyoruz. Silah bilgisi veriyoruz. Bu sayede halkımızın silah severlerin silaha olan sevgisi, onu burada uygulamaya koyaraktan atıştan hem bir keyif alma hem silah kültürüne bir katkıda bulunma, aynı zamanda da ruhsatlı silahı olanların da kendilerine bir özgüvenin daha da artmasını sağlayan bir poligonumuz oldu. Çok modern ve atış için en ideal bir yer oldu inşallah. Tabii Av TV'ye teşekkür ederiz bu arada. Çünkü güzel bir TV izliyoruz sürekli. Allah hayli mübarek eylesin. Sağ olun. Buyurun başlayalım şimdi. Evet. Hedefimiz kaç metreye gidiyor Mehmet Bey? Hedeflerimiz 5 metre, 10 metre ve 25 metre. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 25 metreye kadar gidiyoruz. Şu 10 metredeyiz şu anda. Şu anda 10 metredeyiz. Evet. Kim atış yapacak? Evet, kim atış yapacak? Gel bakalım delikanlı. Sana yanını çekeyim ha. Evet. Kulaklığımızı taktık mı? Evet. Güvenlik tedbirimiz çok önemli. Önce atış poligonlarında atış emniyeti ve güvenlik talimatımız var. Bu talimatnameye uyaraktan atış yapıyoruz. Biz atış talimatı vermeden siz atış yapamıyorsunuz. Evet. Silahımızla sağa, sola, arkaya dönüş yapmıyoruz. Ve telefonla kesinlikle konuşmuyoruz atış yaparken. Silahımızı bu şekilde tuttuğumuzda yönü daima ölü taraf dediğimiz hedef boyunda. Sol elimizde de bu silahımızı bu şekilde, bu üç parmağımızı kapatacak şekilde tutuyoruz. Bu parmaklarımız namlu hizasında yine hedefe doğru. Burada gez dediğimiz olayımız gez, arpacık ve hedef. Gözümüz gez, arpacık ve hedef. Bu üçü aynı hizadaysa bu arpacığı bu gezin ortasına yerleştiriyoruz. Hedefi aldığımız yer nereye alıyorsak oraya nişan alıyoruz. Horozumuzu kaldırdıktan sonra, horozu kaldırdıktan sonra yani mekanizmayı mermiyi verdikten sonra tetik boşluğunu alarak hedefe doğru nişan alıyoruz. Elimizi titrememesi için, panik yapmamak için sanki arabayı yeni ehliyet alırken, kullanırken, debriyajdan ayağımızı kaldırırken nasıl araba rahat kalkıyor? O şekilde tetiğe yazıyoruz. Ezerek indiriyoruz. Evet. Ama bir anda da debriyajdan ayağımızı kaldırdığımızda bir anda kaçar. Bir anda kaçar. Aynen. Ve hedefi vuramayız. Yani şöyle bir örnek atalım. Şu şekilde. Bakın gez göz arpacı hizaladım. Şu anda kravatın alt tarafına doğru nişan alıyorum. Kendiliğinden düşürüyorum. Evet. Şimdi şarjı yerleştirdik. Mermi mekanizmayı biz verdik. Bizden aldığınız komutla atış yapacaksınız. Tamam. Evet. Saha sizin. Evet. Atış serbest. Kafadan vurdun. Sonda sonda. Şimdi bunun da bunun. Evet. Silah bırak. Şimdi gördüğünüz gibi yeni Ömer Halis Demirler yetişiyor. Alnının ortasından vurdu yanlış hatırlamıyorsam. Yeni Ömer Halis Demirler yetişiyor. Bu memleketin ihtiyacı olan bir durum tabii. Karavana yok herhalde.
5 tane vardı. 2, 4, 5 tane. Evet. Hedefte de 5 tane var. Bir de gravatından. Evet. Vallahi ben vurabilecek miyim? Tabii ki. Size de deneyecek miyiz? Aynen. Bu eğitim, bir eğitim verdiğimizde çok kolay. Bunlardan herhangi bir ücret almıyoruz. Silah bilgisinden, temel atış eğitiminden herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece ücretlendirmeyi mermi başına yapıyoruz. Evet. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Güzel bir atış oldu. Ömer Halis Demir maşallah. Tebrik ederiz. Tabii bir de Kahramanmaraş'ta olması onun. Değil mi? O da etken abi. Sütçüme'nin torunu ne de olsa. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi hocam sana başlayalım. Evet. Evet. Şimdi... Evet, buna bir işaret diyelim. Evet, oradan mühimmet alalım arkadaşlar. Şimdi hocam, biraz önce anlattığımız gibi, genç kardeşimiz anlattığımız gibi, size de aynı şekilde anlatıyoruz. Hedefimize doğru namluyu tutuyoruz. Biz bu silahımızı tutarken bu gezin içerisine arpacı yerleştirdiğimizde nereye hedef alıyorsak silah aslında orayı vurur. Ama elimizi titretmediğimiz zaman hedefteyiz kesinlikle. Ama elimizi işte aha patlayacak, aha efendim heyecan yapacak, işte ne olur acaba gibi davranırsak ne oluyor? İstediğimiz yeri tam vuramıyoruz. O zaman da biz devreye giriyoruz. Diyoruz ki heyecan yapmanıza gerek yok. Bu silah size hiçbir zaman zarar vermeyecek. Niye zarar vermeyecek? Çünkü patlarsa hedef bunun için dizayn edilmiş. Bu boş alan. Zaten arındırılmış alan diyoruz atış yoluna. Bu atış yolunda patlasa da bize bir zarar vermeyecek. O yüzden bu korkuyu yenmemiz için genelde bayan atıcılarımıza daha çok bunun üzerine duruyoruz. Bunlar biraz daha korku yenmeye çalışıyorlar. Kesinlikle gezin içerisine arpacı yerleştirdikten sonra ve tetiği de yavaşça ezerek ateş ettiğimiz zaman nefes kontrolümüzü yaparak iyi bir duruş, nefes kontrolü ve gez göz arpacı hizaladığımız zaman güzel de bir atış olacağına inanıyorum. Evet, mühimmatımız geldi mi arkadaşlar? Altı tane. Galiba 5 diye biliyorum. Hocam aynı şekilde. Biraz önce size anlattığım gibi. Evet. Kulaklığı takıyoruz. Mekanizmaya mermiyi sürüyorum. Evet. Atış yolu sizin hocam. Atış serbest. Kulaklığı. Evet, size biraz önce anlattığımız formül üzerinden gez göz arpacı hizalayalım. Nefesimizi kontrol edelim. Tetiği yavaşça ezelim efendim. Evet. Harika. Silah bırak. Silahımızı yönü bir tarafa vuracak şekilde. Evet. Tebrik ediyorum. Bu atışları özel güvenlik atışlarında kullanıyoruz. Bu resimli atışları. Şimdi hocam, öncelikle sizi 5 tane mermi atış yapmışız. Bir tanesi sadece dışarı gitmiş. Diğer kalan 4 taneden hedefe tam isabet etmiş. Bakalım şöyle. Yani hafif silah sola çekmiş gibi duruyor ama muhtemelen sağ eliniz daha güçlü olduğu için silah sola kaymış. Yani silahda bir hata yok ama sizin sağ eliniz baskın olduğu için tetiğe basarken bu tarafa hafif baskı yaptığı için sol taraf vurmuş. Yani düşman ölmemiş ama en azından hastaneye gidecek kadar yaralanmış yani. İdare eder yani. Ama uzun zamandır da atmadım, ilk defa. Öyle mi? İlk defa yani çok. Zaten bizim poligonumuz da bu konuda ilk yani atış. Bir iki atıştan sonra böyle üçlü yaparız yani istenilen noktaya. Kesinlikle ondan şüphemiz olmasın. Bence de olabilir. Sizin silah tutuşunuzda bir hata yok. Sadece tetikte ezerken, düşürürken ezerken tepti. Evet. Sola. Tamam. Bu sağ eliniz biraz kuvvetli. Muhtemelen baskın. O tetiğe baskı yaparken sola kaydırdı. Tebrik ediyoruz. Yine de güzel bir atış. Ama bir dahaki şeyde olduğunda, eğitimde daha iyi vuracağınıza inanıyoruz yani inşallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Cihat Bey bir gelsin atış yaptıralım. Gel abicim. Cihat abi gel. Silahımızla önce poligonumuzda atış güvenliğimiz önemli. Yani bu silah
daima hedef yönünde olacak. Ama bize silahımızı sağa çevirmiyoruz, sola çevirmiyoruz, yukarı, aşağı ve geriye dönmüyoruz silahımızla. Bu güvenliği sağladıktan sonra eğitmenimizden atış serbest komuta aldıktan sonra atış yapabiliyoruz. Onun haricinde atış yaptırmıyoruz. Bu bizim için güvenlik açısından çok önemli. Poligonda her atıcı için öyle. Yani bütün poligonlarda böyledir aslında. Bütün arkadaşlarımız aynıdır. Şimdi size de aynı şeyi anlatıyorum. Biraz önce anlattığımız gibi. Silahımızı hedefe doğru tutuyoruz ya. Nereye nişan alırsak alalım mesela. Evet. İyi bir duruş. İşte omuz hizası, yarım omuz hizası. Efendim. Sağ elimizde silah tutuyorsak, eğer sağlak dediğimiz sağ elimizde tutuyorsak, sol elimizde de bunu şu üç parmağı kapatıyoruz. Bu şekilde güzel bir duruş. Sonra gez göz arpacık hizalamayı yapıyoruz. Nefesimizi tutarak üçte bir nefes içimizde kalacak. Üçte ikiyi verdikten sonra tetiği yavaşça boşluğa aldıktan sonra eze eze ateş ettiğimizde silah kesinlikle hedefte efendim. Tamam. Buyurun beraber atalım bakalım. Atış serbest. Gez göz arpacıyı hizalayalım. Evet. Silah bırak. Yönü hedefe doğru olsun. Evet hocam, tamam. Çağıralım hedefi. Maşallah tam kalbinin üstüne nişan almışsınız. Adam öldü. Yani çok güzel bir atış. Hedefi tam isabet vuracak kadar başarılı. Diğeri burada. Başarılı. Diğeri de evet kulağının yani güzel bir atış oldu. Biraz toparlansa esasında hedef aynı yere. Yani ideal nerede? Nereye nişan alıyoruz? Mesela biz buraya daha çok nişan alıyoruz. Ölümcül hani. Biz bu özel gönlük atışlarında efendim bu vücuda isabet etmesi önemli. Hmm. Çünkü puan verebilmemiz için onların bu vücuda isabet etmesi önemli. Ama esas olan hedefimiz, nihai hedefimiz attıkları kaç mermi atarlarsa aslında insanların tek bir noktaya topalamaları. Yani buraya topalamaları. Aynı karenin içerisinde. İşte ana askerde eğitim aldığımızda evet, üç köşe teşkil. Yakın üç köşe teşkil gibi diyoruz ya. Aynı mesafe topladığımız zaman başarı daha güzel olur onda. Onun haricinde insanlar sağa vurabilir, sola vurabilir, dışarı gidebilir. Önemli değil ama neticede ona karavana diye tabir ediyoruz. Ama esas olan yani. Hedefi tutturmuşsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Daha da ilerleyen zamanlarda aynı karenin içerisinde toparlayacağınıza inanıyoruz inşallah. Metrede niye zor derseniz en yakın dönemde üzücü bir hadise olmuştu. Diyarbakır'da bir baro başkanı rahmetli evet, oldu. Polis arkadaşlar kaç? Tabii 2 metreden 2 metreden, metreden evet 3 metreden diye tabir ettiğimiz işte panik halinde insan vuramayabiliyor. Aslında 2 metreden sopa atsa vururuz değil mi? Ama vuramayabilirsin yani çok abartılı bir şey değil. Ben başka çok bir poligonda atış yaptım da bir hareketli atış 5 metreden vuramadım. 5 tane sıktım 5 metreden vuramadım. Tabii inanın vurulmaz. Ama 25 metreden de bunun eğitimini aldığımız müddetçe kesinlikle vuracağımıza inanıyorum. Ve ben de şimdi bir 25 metre denemek istiyorum izin verirseniz. Evet buyurun bakalım. Sizden sonra da biz deneyeceğiz. Tabii. Şimdi 25 metre atış yapıyoruz. Hadi askere bak. Hadi bismillah. Metrede 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atış yapmışız. Bu
bunu kravata almıştım bu atışı. Bunu da kafaya almıştım. Şu anda 25 metrede 4 dörtlük olmasa da güzel bir atış diye tabir edeceğimiz bir atış oldu. Ama daha da güzel olabilir. Yine aldığımız yere de vurabiliriz. Ama 6 mermiden 6'sı da hedefte diyebiliriz şimdi. Vurdum. Evet, silah. Evet. Hocam bir tane burada karın bölgesi burada. Diğerleri de muhtemelen perdeye gitmiştir. Yani ya hatamız nedir mesela? Önce silahımızı bir temizleyelim. Boş bırakalım. Evet. Yani silahımızı böyle nişan alırken muhtemelen titriyor yerimiz bak. Böyle yapmışızdır. Yani şu gez gözü hizaladığımız zaman mesela şu dümdüz olacak ya, nereye çağırıyoruz? Mesela buraya. Buraya çağırırken tetiği patlayacağını algı olarak beynimize tarif ediyor. Birazdan patlayacak diyor. Bunu yenemediğimiz için ne oluyor? Tetik düzgün, hafif bir. Mesela burada bir santimlik bir açı, orada bir metre, iki metre. Bir metreye tekabül edebilir. O önemli. Belki de teknik hatamız o. Ya da gözümüzü yummuş olabilir atış yaparken. Çoğu insan gözünü de yumuyor atış yaparken. Nasıl olsa patlayacak diyor ya. O zaman hani kontrolü kaybediyor. Evet. O yüzden mümkün mertebe silah patlarsa patlasın. Bizim için önemli olan silahın yönünün hedefte olması, hedef hattında olması, nişan hattında olması. Ama bizim gez acı ve hedef ve gözümüzün aynı dümdüz hizada, çarşaf gibi, deniz gibi olması lazım. Evet, dümdüz olması lazım. Kesin hedefe vuracağız. Evet sevgili izleyenler, şu anda silahlarımızı tanıyoruz. Gelen müşterilerimiz silahları buradan seçip beğeniyor. Ben şu silahla atış yapmak istiyorum diyor. Evet. Sizler hangisini tavsiye ediyorsunuz? Yoksa hepsi birbirinden güzel mi? Şimdi poligon 34 olarak biz gelen her müşterimize önce silahlarımızı gösteriyoruz. Diyoruz ki hangi silahlarımızla atış yapmak istiyorsunuz? O insanlar burada ekranda bu silahları görüyorlar. Diyor ki ben 9 mm bir tabanca atış yapmak istiyorum. Ya da 765 bir tabanca atış yapmak istiyorum. Ya da toplu bir silahla atış yapmak istiyorum. İşte ithal silahla atış yapmak istiyorum. Diyelim ki sarsılmaz. Mesela Armalite dediğimiz sarsılmaz modellerimiz var. K11 dediğimiz sarsılmaz modellerimiz var. Johnny 55'in Amerika için ürettiği özel atış poligonumuz var. SFX dediğimiz. Yine Johnny 55'in Türk polisine verdiği silahlardan SA modelimiz var. TP9 SA modelimiz var. Yine Sarsılmaz'ın 357 Magnum modelimiz var. CZ'nin 75 kadet modelimiz var. CZ75 Çekoslovakya'nın. TİSAŞ'ın Kanuni 19 modellerimiz var. Yani bunların hepsinden her yol için 5'er tane tabancalarımız mevcut. Yani her yol için 5 yollu atış poligonumuz var. Devlet 5 yol atış poligonunun her yol için 5'er tane silah ve alma hakkı veriyor bize. İnsanlarımız buradan seçiyor. Biz de içeriden mühimmatımız depomuzdan getiriyoruz. Silahları, seçtiği silahların atış yaptırıyoruz. Önce güvenlik tedbirini anlatıyoruz. Sonra da atışa başlıyoruz efendim. Önce her şeyden evvel güvenlik. Güvenlik. Evet. 18 yaş altı gelebiliyor mu? 18 yaş altı poligon hizmetlerimizden faydalanabilir. Ancak veli ya da vasisi yanındaysa müsaade edebiliyoruz. Eğer yoksa diyoruz ki sizi
bu hizmetten faydalandıramıyoruz. Lütfen velinizle beraber gelin. Onlar da çok memnun kalıyorlar. Bayanlar nasıl? İlgi alaka daha mı fazla erkeklerde? Biz kadına şiddete karşı olduğumuz için bu konuda da ben bir eğitimli konusunda emekli bir emniyet mensubu olarak daha önce emniyet yaş katında kadına şiddete karşı önleme kursu almıştık. Tabii ki karşıyız ama buna kadınlarımızın daha çok atış poligonuna meyil ettiğini görüyoruz. Başakşehir'de de bu çok yaygınlaştı. Burada amaç kadınlarımızın kendine bir güveni arttı. Kendine bir özgüvenleri geldi. Tabii ki genelde eşleriyle geliyorlar. Yalnız gelen bayanlara karşı da bayan atış hocalarımız var. Eşleriyle de gelen bayanlara yine bayan atış hocalarımız eşliğinde, atış eğitmenlerimiz eşliğinde onlar atış yapabiliyorlar. Temel silah atış eğitimini veriyoruz. Silah bilgisini veriyoruz. Silah nasıl atılır? Nerede atılır? Hangi durumlarda? Bu eğitimleri veriyoruz efendim. Şu topluyu bir görebilir miyiz? Ya? Bana tabii ki. Hoşuma gitti toplu. Şu 357 Magnum alabilir miyiz? 357 Magnum tabancamız geldi. 357 Magnum. Evet. Çok dehşet bir mermisi ve mühimmatı gördüğünüz gibi. Yani biraz gibi, daha büyük olsa bir G3 mermisi gibi olacak. Çok yaşayın. 357 Magnum zaten hakikaten halk arasında hani top atışı gibi diye tabir ettiğimiz 6 inç bir tabanca. Toplu lafı da oradan gelmiyor. Topludan tabii geliyor. Topludan geliyor. Yok öyle değil. Şimdi yani top mermisi gibi bir havası bir sesi olduğu için. Bu havayı insanlar ses atmak için çok ideal bir şey. Çok gür sesi çıktığı için kulaklık inanılmaz derecede kuvvetli derecede biz diyoruz ki kulaklık kullanın. Kovboy filmlerinin çok izlediğimiz zamanı çocukluğumuzda tabii ki. Hala da izlediğiz tabii. Burada atışı çok güzel yaparlar. Vururlar. Ancak tetik boşluğu hiç olmadığı için horozu kaldırdığımızda bakın boştu şu an silahımız. Hiç boşluk olmadığı için istediği yeri çok güzel vurur. İkincisi bir de biz poligon Başakşehir poligon 37 olarak diyoruz ki magandalığa hayır. Yasal devletin yasal izniyle açılmış bir yer. Yasal olarak gelip burada stres atabilirsiniz. Stres yapmayın, stres atın diyoruz. Trafikte stres yapmayın, stres atın diyoruz. Başakşehir olarak. Ve halkımıza diyoruz ki askerde poligonda yazardı biz atış gittiğimizde. At, vur, övün. Atacaklar, vuracaklar ve övünecek. Evet, bir buyurun. De ondan ziyade ilk önce emniyet yazar. Tabii. Önce emniyet yazar. Önce emniyet. Bu çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Önce can güvenliğimiz. Evet. Bize poligonumuzda her türlü kaza ve emniyet tedbiri almış bulunmaktayız. Ayrıca üçüncü şahıslar dediğimiz yani biz ve çalışanların dışındaki üçüncü şahıslara mesul mali sigortası dediğimiz kaza sigortamız var. Burada Allah korusun insanların başına bir şey gelirse yine sigorta kapsamında. Evet sevgili izleyenler şu anda poligon 34 atış poligonundayız. Silahımız toplu elimizde. Milletimizin en çok sevdiği, hoşuna giden evet, bir silah herhalde. Tabii tabii çok. Evet Mehmet Bey burada her türlü emniyet tedbirlerini çok güzel bir şekilde almışsınız. Güzel bir hizmet veriyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bizim milletimiz yani silaha soğuk. Evet. Aslında biz at avrat silah yani bu kültürden gelen bir millet olmamıza rağmen yani silahlanmanın önünde engeller var. Yani bir Avrupa'ya bir dünyaya nazaran yani bu işin eğitimi yok bizde. Okulu yok ya, üniversitesi yok bu işin. Evet. Onu demek istiyorum. Tabii ki şimdi yani bunun bir güzelliği var. Bir eğitim olması lazım. Bunu da bilmemiz lazım. Bizim zaten bu poligon açma nedenlerimizden bir tanesi de bu. İnsanlar taşıma ruhsatlı silah alıyorlar. Bulunduğuna ruhsatlı silah alıyorlar. Ama inanın bu silahı kullanmayı biliyor musun diye kimse sormuyor. Yani devletimizin yetkili kurulları da sormuyor. Bunun bir eğitiminin alıp almadığını bilmiyor. Dolayısıyla belinde taşıdığı silahın sıkıntıyla karşılaştığında nasıl kullanacağını ancak atış poligonlarında öğrenebilir. Bu da yasal mevzuat içerisinde girerse Avrupa'da olduğu gibi bir eğitim alır atış poligonlarında, kurs alır. Nasıl avcılık kursu var ise avcılar orman bölge müdürlüklerinde avcılar için avcılık kulüplerinin düzenlediği kurslar var.
15 gün kurs düzenliyor. Diyor ki güzel avcılık nasıl yapılır? Av katliamına yol açmamak için insanlara avcılık hakkında bilinçlendirme eğitimi veriliyor. Bu ruhsatlı olarak bulundurma ya da taşıma ruhsatı silahı olanlara da, alacak olanlara da devletimiz böyle bir uygulama yapabilir. Yani müsaittir. Bu eğitimi de şartla koşabilir. Belki de düşünüyordur da yani, belki fırsat bulamamışlardır buna. Bireysel silahlanmaya hakikaten ülkemizin çok halkın gereksiz ve kontrolsüz silahlanması iyi, hoş bir şey değil. Tamamen kendini savunma amaçlı devletimizin imkanları verdiği ölçüde, izin verdiği kadar alabilir. Çünkü yasa açık. 6.136 sayılı kanun diyor ki her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah ruhsatı alır. Yasa açık. Ama taşıma ruhsatı alabilmek içinse şartlarını, kıstaslarını devlet koymuş. Bir de şimdi silahın aynı zamanda bir spor. Yani atış insana harika bir özgüven veriyor. Ve insan mermi sıktıkça, attıkça atası geliyor. Aynen. Yani harika bir güzellik bu. Tabii. Şimdi silahta atış yapan insanlarda biz şunu görüyoruz, gelen poligonumuza gelen insanlardan. Stres yapmayın. Stres atın diyoruz. Sloganımız belli. Atın, vurun, övünün diyoruz. Ama önce emniyet diyoruz. Şimdi buna rağmen insanlar atışa geldiklerinde sanki bir yıllık yorgunluğu üzerinden atmış gibi veya bir aylık yorgunluğu üzerinden atmış gibi rahatladıklarını, böyle bir büyük bir keyif aldıklarını bize müşterilerimiz söylüyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz tabii ki o konuda. Tabii ki rahatlatır. Bir sizi o an o patlamanın vermiş olduğu heyecanla, o adrenalinle daha bir sizi başka bir aleme götürüyor yani o konuda. Yani çok harika, güzel bir spor bu. Evet. Ve insanımız bunu da bilmiyor aslında. Beni öğrenmesi de lazım. Bu atış poligonları bir spor aslında, doğru. Spor olarak görüyoruz biz bu işi. Bu sporun yaygınlaşmasını istiyoruz. Türk toplumunda ne yazık ki atış kültürü zayıf. Biraz bu konuda eksik kaldığını düşünüyoruz. Bu da belki ekonomik şartların, belki kültürel şartların bir getirisi. Ama Avrupa'da mesela atış poligonları bir kulüpler, kulüp üyeleri sadece atış yapabiliyorlar. Sadece kulüp üyeleri girip orada atış yapabiliyorlar. Ama bizim ülkemizde şu anki yasal mevzuatta her Türk vatandaşı 18 yaşını ikmal etmişse atış poligonumuzdan faydalanabilir. Şunu sormak istiyorum. Bir inceleme, araştırma yaptım. Ülkemizde yaklaşık 30 tane, ülkemizin tamamında 30 tane atış poligonu var. Evet. Yani oldukça düşük bir rakam. Çok düşük. Gerçekten çok çok düşük olma nedenlerinin bir tanesi de mevzuatın biraz çok karmaşık olması. Çünkü biz burayı açarken, atış poligonunu açarken çok yerlerden izin alıyoruz. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nden heyet geliyor. Makine bölümünden heyet geldi. Rapor aldık. Devlet Üniversitesi'nin kimya bölümünden geldi. Rapor aldık. Efendim tekrar Yıldız Teknik Üniversitesi'nin elektrik bölümünden geldiler. İnşaat bölümünden geldiler. Yetmiyor, itfaiye geliyor. Yetmiyor, Çevre Şehircilik Müdürlüğü geliyor. Yetmiyor, İş Sağlığı ve Güvenliği geliyor. Yetmiyor, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü geliyor. Yetmiyor, İçişleri Bakanlığı. Yetmiyor, kolluk. Yani tabii yani devletimize koyduğu kurallar başımızın üstünde yeri var. Ama bu konuda çok eski bir yönetmelik. Belki ondan da olabilir. Yani ta 90'lı yıllardan çıkan bir yönetmelik. Av programlarda çekiyoruz. Avcılara, milletimize de mikrofon uzatıyoruz. Evet. Mesela tüfek ruhsatı alma hususunda işte vergi cezası yoktur aranıyor. Evet. Yani vergi cezası varsa bir insanın tüfek alamıyor. Evet. Yani tüm silah ruhsatı da alamıyor. Evet. Evet. Tüm silah ruhsatı da alamıyor. Böyle bir kanun kural da var. Tabii böyle bir tamim var, böyle bir emir var. Kanun yok ama emir var. Devletin de amma alacakları konusunda tahsil etmede böyle bir tasarruf yapmış. Yani biz onu eleştirme haddimize değil, devletimiz öyle bir tasarrufta bulunmuş. Amma alacakları kanundaki yetkisini kullanıyor. İşte radar cezası, ama vergi cezası da. Yani o tüfek alacak avcımız, köylümüz de şunu söylüyor. Ya diyor, bir cep telefonu alıyorsun. Bunda böyle bir şart aranmıyor. Araba alıyorsun, evet. Ev alıyorsun. Yani evet. Diğer şeyleri de aransın. Tabii yani ki eleştirilebilir. Kolayla tırmak. Bu yoktu. Açmak. Son 2 yıl, yanlış hatırlamıyorsam son 2-3 yıl, 2 yıl oldu galiba. Evet. Mehmet Bey, Avrupa, dünya silah tüfek hususunda, kullanım, eğitim hususunda bizden fevkalade ilerilerde. Mesela bir Norveç örneğini vermek istiyorum. Norveç'te her insanın evinde bir yivli, bir de yivsiz tüfek bulundurmak kanun.
Bak şart, farz, zaruri. Norveç'te. Sorun, girin internete okuyun. Evet. Bir yivli bir yivsiz tüfek bulundurmak şart. Ve her Norveç vatandaşı yılın 5 günü kadın erkek olsun. Askerlik yapmak zorunda o tüfekle beraber. Ve yılda o 5 günlük askerlik süresinde 5000 mermi sıkmak zorunda. 5000 mermiyi atacaksın. Evet. Ve Norveç böyle eğitimli insanların ülkesi olmasa sebebiyle hiç o tüfeklerle beraber ne bir adam öldürme, ne bir terör, cinayet hiçbir şey olmamış. Ve dünyada terörün, öldürmenin olmadığı ülkelerden bir tanesi. Norveç örneği ortada. Ben her zaman şunu söylüyorum ve şuna inanıyorum. Bekar, hani Anadolu'da bir tabir vardır. Bekar insan, o ben hani evlenmeden önce işte şöyle böyle der ya, hani böyle ta amiyane tabirle. Atar tutar değil mi? Sonra evlendikten sonra aslında hayata daha bir ciddiyetle bakar. Daha böyle bir ailevi kurumun oturduğunu, ciddiyetini kavradıktan sonra olgunlaşır. Ben ruhsatlı silahın da insanları bu konuda olgunlaştırdığını inanıyorum. Bir ruhsatlı silah olan insanlar kesinlikle suça meyletmezler. Çünkü şartları zor almak. Yani gereksiz yere silah çek, suçta kullanamazlar. Ve devlet bu balistiği bildiği için ve bunu da kayıt altına aldığı için, bir suça karıştırdığı devlet hemen onu bulacağını bildiği için kesinlikle suça karışmazlar. Bu konuda Norveç örneğini verdiniz. Muhtemelen devlet orada da kayıt altına almıştır hepsini. Bu şekilde toplumuna bilgi vermiştir. İkincisi, Norveç gibi ülkelerde dediğiniz doğru. Bizim ülkemizde de olabilir. Niye olmasın? Yani biz niye onlardan neyimiz eksik? Ama bizim de silah sanayimiz artık çok güzel yerlere gidiyor. Devletimiz teşvik veriyor silah sanayini, yeni silah sanayini. Bu konuda daha da ilerilere gideceğimizi diyorum. Artık kendi silahımızı üretiyoruz. Kendi İHA'larımızı üretiyoruz. Tabii bunlar güzel şeyler yani. Konya Beyşehir örneği var. İrili ufaklı evet. 200 tane firmamız var. Dünyanın yaklaşık 40 ülkesine tüfek gönderiyoruz. Silah ihraç ediyoruz. Evet, Konya'da Beyşehir'le çok çalışıyoruz. Evet. Onların tüm tüfekleri elimizde mevcut. Şimdi sevgili izleyenler, bu atış poligonunda bir de sanal poligonumuz var. Evet. Dilerseniz oraya doğru gidelim. Olur. Altı inç. 357 Magnum. Çok güzel bir tabanca. Toplu silahların şahı diyebileceğimiz bir tabanca. Böyle çok nadir görülen bir silah. Poligonumuzda mevcut. Her zaman kullanabilirsiniz. Evet. Hocam yine güvenlik tedbirini anlattım ya biraz önce. Aynı şekilde. Silahımızı böyle kavradıktan sonra, şöyle tuttuktan sonra bunda her atıştan sonra horozu da kaldırabiliriz ya da direktmen de horozu tetiğe basarak da kaldırabiliriz. Problem yok. Ama horozu her atıştan sonra kaldırdığımızda burada bir enerji ve güç kullanmadığımız için daha iyi hedef vurmada kolaylık sağlayacaktır. Ama direktmen de tetiğe basarak da horozu kendi kaldırırız. Direkt atabiliriz. Evet, 25 metre 357 Magnum atış serbest. Parmağımıza dikkat edelim. Parmağımız solda olacaktı. Baş parmağımız solda olacaktı. Baş parmağımız solda olacaktı. Evet. Horozu kaldırdı. Evet.
Ooo üstadım. Tebrik ediyorum bay. 25 metrede. Siyahtan iki tane. Orada var. 5'te. 5 numarada var. Şurada var. Evet. Tebrik ediyorum. Güzel bir atış. Evet sevgili izleyenler, şu anda sanal poligondayız. Evet. Bayağı bir atışçımız var şu anda. Tabii ki. Şimdi interaktif sanal poligon dediğimiz bir yer. Türkiye'de özel sektörde bu bir ilk. Daha çok kolluk kuvvetlerinin, işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis okulları, Jandarma Okullar Komutanlığı'na bağlı okullar, devletimizin diğer kolluk kuvvetlerinde eğitim amaçlı bulunan bir simülasyon. Atış simülasyonu, lazerle atış yaptırıyoruz. Burada tamamen silahlarımız airsoft tabancalar ve tüfekleri. Burada da hedefler gerçek, tabancalarımız airsoft tabancaları, ses gerçek tabanca sesi, yüzlerce belki 500'e yakın senaryolarıyla işte düşman nasıl etkisiz hale getirilir, düşmana karşı nasıl tepki verilebiliyor, bununla ilgili gerçek atış poligonuna geçmeden önce bir temel eğitim veriyoruz. Eğitimin verildiği yer. Evet. Evet, başlayalım. Özel güvenlik atışlarında da burayı çok tercih ediyorlar. Özel güvenlikte de gerçek poligona geçmeden, hem maliyet bakımından insanlar çok ucuz olduğu için maliyet olarak özel güvenliğin temel atışlarında bunu kullanıyorlar. İşte hangi durumda bu silahları kullanacaklar? Hangi durumda gerçek dost düşman ayrımını videolarda gördükleri için, işte elinde bir kolaj şişesi olan insana ateşi değil de elinde silah olana ateş etme becerisini öğretmek için bu sanal atış poligonunu açtık zaten biz. Evet. Evet, nereden başlayalım? Yani şimdi atışlarımızı gösterebiliriz. Glock 17 diye imitasyon bir Glock, airsoft tabancası. Gazla çalışan bir tabanca efendim. Gazımızı dolduruyoruz buna. Lazerle karşı hedefe bakın. Karşı hedefe. Şimdiden başlayalım. Lazerle puanlarımız, aldığımız puanı yukarı yazıyor. Buna göre insanların aldığı eğitimle kaç puan aldığı, nereye vurdu, kendine rapor haline veriyoruz. Bundan sonra MD5 diye tabir ettiğimiz, den önce M16 diye tabir ettiğimiz yine airsoft bir tüfeği. Bu tüfekle de atış yaparaktan hedefimizi, kaçtan vurduğumuzu, nasıl vurduğumuzu gösteren bir video çalışması yapacağız şimdi. Evet. Evet, ortada hedefe değil mi? Evet, ortada hedefe atış yapalım şu anda. Evet, tekrar atış yapıyorum. Silahı davranmadan atış yaptığımızda ne kadar tehlikeli olacağını, silahlı bir kişiye nasıl tepki vereceğimizi göstermek için eğitim senaryosundayız. Kim cevap mı vurdu? Başka bir hedef mi koyuyoruz? Başka bir hedef koyuyoruz hocam. Evet. Abi silah yoksa... Ateş serbest. Geliyor. Başka dostu vurdum diyor. Düşmanı vuran.
Geliyor, düşman geliyor. Evet, düşman geliyor. Çok iyi. Evet, düşman geliyor. Dost düşman olduğunu bilmiyoruz şu anda. Arabadan iniyorlar. Evet, düşman geliyor. Mehmet Bey, burası da oldukça zevkli ve heyecanlı. Benim çocuklar geldi aklıma, bayanlar. Evet. Yani çocuklar için burası eğitim alanı birebir. Tabii ki burası sanal dediğimiz simülasyon atış poligonu. Burada da insanlarımız, çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız gerçek atış poligonuna geçmeden önce kendilerini daha iyi özgüvende hissetmeleri için bir silah eğitiminden geçiriyoruz burada. Burası hem ekonomik, diğer poligona göre daha ekonomik, maliyeti düşük olduğu için, hem de kendilerine bir beceri kazandırmak için, bir adrenalin hızı vermek için tasarladığımız bir yer. Kadınlarımız ve çocuklarımız daha çok tercih ediyor ama aslında biz herkese tavsiye ediyoruz burayı. Evet. Burada hedefleri lazerli 8-10 metreden ateş ederekten vuruyorlar ve vurduklarında puan toplanıyor. Kaç atış yapacağını biliyorlar. Kaç mermi vurduğunu, nereye vurduğunu ilgili bilgisayarımız kendilerine bir doküman veriyor. Bu şekilde atış yapıyorlar burada. Evet sevgili izleyenler. Bir sektörel vizyon programının daha sonuna geldik. Bu hafta poligon 34'te idik. Bayağı zevk aldık, stres attık. Sizleri de bekliyoruz. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Sağ olun, var olun. Ne demek?